İmralı cezaevini sıradan bir cezaevi olarak ele almak doğru değil. Hoş, İmralı'nın statüsüne ve Sayın Öcalan'ın pozisyonuna dair, hukuki pozisyonuna dair muhakkak ki derinlikli tartışmalar yürütmek, yeni kavramlar üretmek gerektiği inancındayım. Mevcut hukuk literatürü buna bir açıklama getiremiyor. Bu yüzden bu yönlü bir tartışma elzem duruma gelmiştir. Çünkü mevcut haliyle İmralı'yı bir cezaevi olarak tanımlamak mümkün değil. Adalet Bakanlığı'nın sitesine girdiğinizde veya açıklamalarına baktığınızda veya mevcut yasalara, mevzuata baktığınızda cezaevi nedir? Mahpuslar hangi haklardan yararlanır, hangi haklar yasaklanır, bunların hepsi tanımlıdır. Bırakın cezaevinin mimari yapısında kaç metre küp beton kullanıldığına dair bütün bunlar yasalarla, genelgelerle hazırlanmıştır. Ancak İmralı'ya dair böylesi bir durum söz konusu değil. Tamamen bir giz perdesi altındadır. Bu yönüyle ne Sayın Öcalan'a hukuksal olarak kastediyorum, bir mahpus olarak ne de İmralı'ya bir cezaevi olarak yaklaşmak mümkün olmuyor. Bu yönüyle ceza yasasındaki özgürlüğünden alıkoyma, hürriyeti kısıtlama şeklinde ele almamız mümkün. Dediğim gibi yani 25 Mart 2021'den beridir haber alamıyoruz. Neredeyse 2 yılı geçti, 2,5 yıllık bir süre olmaktadır. Daha önce de haber alamama durumlarımız söz konusu olmuştu ancak bu denli şiddetli bir boyutta değildi. 2016'dan 2019 süresince 3 yıl boyunca haber alamamıştık. Fakat o vakit avukatlar olarak biz bu kısıtlama gerekçelerine, engelleme sebeplerine mahkemeler kanalıyla erişebiliyorduk. Yeni gelinen aşamada bilgi almamızı da engellemek adına bu kanallar da kapatıldı. O yüzden orada ne olduğunu, ne bittiğini hiçbir şekilde bilemiyoruz. Güncel olarak oradaki yaşam koşullarına dair, oradaki tutulma durumuna dair bir bilgi vermemiz de söz konusu değil. Şu anda elimizdeki bilgiler de SİPİT'in 2019 ziyaretine dair yayınladığı raporlara yaslanıyor. Yani neredeyse 5 yıl önceki durumlar hakkında bilgi sahibiz ancak ondan sonrası için en ufak bir bilgimiz mevcut değil. İmralı dediğimiz sistem, demin o yüzden o konuya dedim, bir cezaevi olarak tanımlamak eksik ve yetersizliktir. İmralı tecrit üzerine kurgulandı. Tamamen keyfiyete tabi, yasalar geçerli değil ve 24 yıldır bu bir süreklilik arz etmektedir. Ancak bu süreklilik her adım katmerlene bir üst aşamaya sıçrayarak devam ediyor. Aslında hep tecrit vardı, hatta tecrit hep yetersizdi. Ancak şu an mutlak iletişimsizlik durumu söz konusu. Yani bilgiye erişememe durumu mevcut. Daha önce de Sayın Öcalan ve yanındaki müvekkillerimizin dış dünyayla teması yoktu. Yine işkence koşullarında tutuluyordu ancak bir şekilde bilgi alabiliyorduk. Şu anda biz kendilerinden hiçbir şart ve koşul altında bilgi alamıyoruz. Ailelerini de alamıyor, biz de alamıyoruz. Sayın Öcalan ve İmralı'nın statüsü sözüm ona normal Türkiye'deki mevzuata tabi. Ancak bu yasalar orada geçerli değil. Hukuk literatüründe buna dair nedir? İstisna halk kavramları üretilmiştir. Düşman ceza hukuk kavramı üretilmiştir. Ancak bunlar bile konuyu açıklamak için yetersiz. Çünkü bunlar nedir? Bir hukuk normunun orada uygulanmayacağını yine bir hukuk normuyla belirler. Yani en azından bir hukuki öngörüde birlik var. Ancak İmralı'da bunlar söz konusu değil. Yani geçerli olan bir hukuk mevcut değil. O yüzden cezaevi olarak tanımlamıyoruz. Tanımlayamıyoruz. Tamamen yani daha önceki kararlar doğrultusunda da işkence durumuna el veriyor. Ancak burada daha çok siyasal karakteri öne çıkıyor. Mevcut yaklaşımlar da siyaseten ve konjüktürel gereği oluyor. Yani İmralı'daki her gelişmenin sistemsel bir değere sahip olduğunu görmek durumundayız. Cezaevi uygulamaları da, tecrit uygulamaları da sürekli mevcut olmuştur. Bu sadece tek bir devlete de özgü değildir. Bu uluslararası konsepte yürüyen sistemsel bir değeri mevcut. Ancak bütün bunların yalıtılmış hali, bütün bunlardan ders çıkararak sistem adına söylüyorum, zirve noktasına taşımanın İmralı'da gerçekleştiğini görüyoruz. Şüphesiz bunu farklı kılan da Sayın Öcalan'ın toplumsal karşılığı ve politik gücüdür. Bu nedenle farklı bir yaklaşım
mevcut. Elbette dünyanın başka yerlerinde bilmediğimiz başka uygulamalar söz konusu olabilir. Ancak İmralı'nın bir de şöylesi bir farkı söz konusu. İmralı Türkiye sınırlarında Avrupa hukukuna tabi bir yerdir. Yani şu anda Avrupa hukukuna baktığımızda böylesi bir sistemin mümkün olmaması gerekiyor. Fakat buna rağmen geldiğimiz an itibariyle Avrupa hukuk sınırları içerisinde aynı politik kimliğe, aynı etnik kimliğe sahip 4 insandan 3 yıla yakın bir süredir haber alamıyoruz. Bir adada kapalı tutulmuş durumdalar. Bunun örneği olmadığını söyleyebiliriz. Kürt sorunuyla, Kürt sorununun demokratikleşmesi ve demokrasi zemininde çözülmesiyle ilgilidir ve bunun en belirgin muhatabının, en belirgin ve yegane çözüm gücünün Sayın Öcalan olmasıyla alakalıdır. Orta Doğu'da bir Kürt sorunu söz konusu ve Orta Doğu şu anda bütün dünya sistemini etkilemektedir. Bu en büyük yansımasını da Türkiye'de bulmaktadır. Daha doğrusu tecritin neden bu kadar yoğun bir uygulama bulduğu, neden bu kadar ısrarla diretildiğini, bundan ne gibi sonuçlar hedeflendiğini, neler elde edildiğinin anlaşılması gerekiyor bence. Elbette bu seçim sonuçları tartışılıyor ilgili mercilerle, bundan dersler çıkarılıyor, buna göre yeni yöntemler, çözümler geliştirilecektir. Ancak bir de şunun görülmesi gerekir. Ben mevcut seçimi asla manipüle edildiği gibi bir başarısızlık olarak değerlendirmiyorum. Kürt halkı kazanımlarının zirve noktasındadır. İnanıyorum ki bunu Türkiye hatlarıyla beraber Türkiye'nin demokratikleşmesi ve insan haklarına duyarlı gelmesi noktasında daha da ileri safhaya götürecektir. Bu yönde o yüzden kısır tartışmalara girmeden, bireysel tartışmalara girmeden şunu da görmemiz gerekiyor. Eğer ki bir başarısızlık olarak değerlendiriliyorsa veyahut da yapısal bir sorun olarak ele alınıyorsa bunun ısrarla görülmesi gerekir. 1. Sayın Öcalan'ın politikaya dahiliyeti. 2. Kürt sorununun Türkiye siyasetinde belirleyiciliğini görmemiz gerekiyor. Bakın özellikle 7 Haziran 2015 sürecine çok çok atıf yapılır. Bir başarı hikayesi olarak, bir nostalji, bir kahramanlık hikayeleri üretilir ama orada görülmesi gereken şudur. Sayın Öcalan'ın doğrudan siyasete müdahalesi olan bir süreçti. Sayın Öcalan yeni bir dönem olarak kurguladı ve o süreçte izlenmesi gereken siyasetin çerçevesini çizdi, gereken araç ve yöntemleri oluşturdu, doğrudan topluma seslendi ve bu başarının bunun sonucu olduğunun görülmesi gerekiyor. Bu subjektif bir değerlendirme değildir. Bu objektif verilerin normal sonucudur. O tarihten sonra elbette ki farklı toplumsal ve politik dinamikler devreye girdi ancak istatistiksel veriye baktığımızda bugün geldiğimiz yerde gördüğümüzde Sayın Öcalan'ın dahil olmadığı bir sonuçla karşıyayız. Bunu biraz da halkın hakikatlerinden ni doğru ele almamak olarak da kurgulanabiliriz. Bakın Sayın Öcalan AKP'nin 2002'de iktidar olduğu seçime dair halk gerçekliğine mesafe açmak, sola muhalefete kaybettirdi, AKP'yi iktidar haline getirdi şeklinde tespitleri vardı. Halkın her yerde sloganlaştırdığı ve kendi özgürlük değerinin temsili olarak gördüğü Öcalan'a mesafe koymanın getirdiği sonuçlardan biri olarak bunu ele almamız mümkündür. Yani en azından Sayın Öcalan'ın siyasete dahil olma kanalları konusunda yetersiz kaldığımızı ifade edebilirim. Yani bu sadece Kürt halkına dönük bir şey değil. Türkiye sorununun, Türkiye muhalefetinin de bunu doğru anlamadığını düşünüyorum. Herkesin bunun hesabını vermesi gerekir. Bakın 2019 seçim sürecinde Leyla Güven öncülüğünde gerçekleşen bir direniş süreci vardı. Adalet Bakanı CPT yetkilileriyle beraber kamuoyuna çıktı ve açıklama yaptı. Öcalan üzerindeki yasaklar kaldırıldı, avukatlarıyla görüşebilecek şeklinde. Yerel seçimlerden önce gerçekleşti bu. Bunu gerçekleştiren bir anlayıştı. Bu anlayış temelinde gerçekleşen bir direnişti. 2023 seçim sürecinde de belli bir kesim, belli bir anlayış Adalet Bakanlığı'nı kamuoyuna açıklama yapmak zorunda bıraktı. Ve tersi yönde bir açıklama geldi. Öcalan'la hiçbir görüşme yok, hiçbir temas yok. Şimdi buradaki farkı görmemiz gerekiyor. Aslında mesafe ve dediğim tam anlamıyla bir anlayış sorunu, yapısal sorunu dediğim de bu oluyor. Keza aynı şekilde mesela yani Sayın Öcalan'ın elbette Kürt sorununda, Kürt sorununa
olayının çözümünde ve buna dönük gerçekleşen şiddetin çözümünde tek muhataptır, çözüm gücüne sahip tek kişidir. Ama buna indirgemek de doğru bir tarz ve tutum değil. Şüphesiz yanlış bir anlayış olacak. Türkiye solunun ve muhalefetinin anlamadığı da bu. Türkiye'nin demokratikleşmesinde somut ve gerçekçi projelere sahip tek siyasi güç Sayın Öcalan'dır. Yani hangi sorununu ele alırsanız alın, Sayın Öcalan sayfalarca imkanı olduğu ölçüde projeler sundu. Ancak bunlar görünmedi. Bakın, Türkiye'nin batısına dönük. Şu anda çok 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 haksız da değiller. Bir atıflarda bulunulan bir gezi direnişi var. Gezi direnişinin hangi koşullar altında çıktığını, Türkiye solunun hangi koşullarda kendini örgütleme kapasitesini yükseltenin görülmesi gerekir. Tam da Sayın Öcalan'ın HDP'yi Türkiye gündemine taşıdığı, bir muhatap haline getirdiği süreçte Türkiye solunu açtı. Onun öncülük ettiği, ifade hürriyetinin, örgütlenme özgürlüğünün geliştiği bir süreçte gezi direnişi gerçekleşti. Ve son dönemde Türkiye solunun yaşadığı en büyük güç, en büyük alternatif olma projesi de böyle gerçekleşti. Yani kastetim bunun görülmesi gerekiyor. Seçimlerden önce herkes elinde yasa metinleriyle, anayasa metinleriyle dolaşıyordu. Yeni yasalar getireceğiz, yeni anayasalar getireceğiz. Bunu kamuoyuna deklare ediyorlardı. Peki İmralı'ya uygulanmayan bir yasanın geçerliliği olabilir mi? Sayın Öcalan'ı kapsamına almayan bir yasanın geçerliliği olabilir mi? Bir inandırıcılığının söz konusu olabilir mi? Elbette mümkün değil. Yani buradan gelmek istediğim nokta ya da çıkardığımız ders ya da analiz diyebiliriz. Sayın Öcalan'a gerçek ve dürüst anlamda samimi olarak yaklaşım gösterenlerin kazanması söz konusuyken oldukça onu görünmez kılmaya çalışanlar veya bu çalışmaya niyetten bağımsız katkı sunanların kaybettiği aşikardır. Bu iktidar olsun, muhalefeti olsun. Her güç için böylesi bir şeyi söyleyebiliriz. Şu an diyoruz ki Kürtlere uygulanan politika ilk İmralı'da uygulanıyor. Sayın Öcalan şahsında gerçekliğini buluyor. İmralı bütün Türkiye'yi kapsamına alıyor. Bütün cezaevleri İmralılaştırıyor. Doğrudur. Buna itiraz edebilecek hiç kimse yok. İlk yansımalarını İmralı'da buluyor. Bir laboratuvar gibi İmralı'da deneniyor. Daha sonra diğer yerlere yayılıyor. Şüphesiz bu tartışmasız bir gerçektir. Ancak bu sadece Kürtlerle mi sınırlı? Hayır. Sayın Öcalan haklardan muaf kalsın diye. Bakın, mecliste el birliğiyle çıkarılan yasalar daha sonra Ergenekon Balyoz sanıklarını kendi kapsamına aldı. Eğer siyasal bir anlaşma ekseninde iktidarla ortaklaşma olmasaydı bugün o kişiler ağırlaştırmış müebbet statüsünde hapishanede olacaklardı. Keza onlarla el birliğiyle Kürt düşmanlığı özelinde Sayın Öcalan şahsında Gülen cemaati bu yasaları dayatıyordu. Bugün onlarca kişi üyelikle itham edilen Gülen cemaati onlarca kişi ağırlaştırmış müebbet olarak yargılanıyor. Hakikatleri tartışmakla, gerçekleri tartışmakla, elbette bu hakikatleri tartışan, bu hakikatleri çıplak haliyle gören ve bunun tartışılmasını kendisini kendi aleyhine gören bir güç var. En son yönelimlerde de görüyoruz. Yoksa bu kadar katı bir baskı olmaz. Yoksa bu tecrit de bu kadar katı bir şekilde uygulanmaz. Mutlak haber alamama durumuna gelmeyiz. Yoksa bu kadar devasa propaganda aygıtlarıyla Sayın Öcalan ve İmralı görünmez kılınmaz. Kriminalize edilmez. İmralı'da Sayın Öcalan'la kurulabilecek en ufak bir temas neden kriminalize ediliyor? Neden farklı boyutlara götürülüyor? Elbette ki Sayın Öcalan'la en ufak bir temasın bile politik ve toplumsal değeri vardır. Sıradan ele alınamaz. Ancak bu temas dahi, bakın, iktidar olsun, muhalefet olsun, sistem güçleri tarafından kriminalize edilmektedir. Seçim sürecinde de öyleydi, şu anda da öyleydi. En ufak bir temas kriminalize edilmektedir. Hatta tecritin konuşulması dahi tecrit edilmektedir. Bunu bütün halklar menfaatine teşhir etmek gerekiyor. Israrla üzerine gitmek gerekiyor. Tecride karşı çıkmak bir insanlık sorunudur. Bir vicdani ve ahlaki sorundur. Ama bunun ötesinde de sadece insan haklarına indirgenebilir bir sorun da değildir. Türkiye'nin demokrasi ve barış sorunu olduğu, Türkiye halklarının özgürlük sorunu olduğu ve çözümün oradan geçtiği ısrarla dile getirilmelidir. Bu bilinç halklara taşırılmalıdır. Zaten eksiklikler olmasaydı, başta da Sayın Öcalan'ın
hukuki sorunlarının muhatabı olarak, hukuki temsilcileri olarak buna çözüm arayan, araması gereken kişiler olarak kendimizi de sorumlu tutuyoruz. Kimseyi bundan muaf tutmuyoruz. Öncelikle bu hakikatlerle barışılması gerekiyor. Sistemin, iktidarın çizdiği sınırların dışına taşınması gerekiyor. Ancak bu şekilde bir mücadele söz konusu olabilir. Şu anda hukuksal referansları söz konusu. Umut hakkı diyoruz. Umut hakkı kapsamında Sayın Öcalan'ın özgürlüğünü talep edebilmek hukuki bir taleptir. Bunun ötesinde dünyanın her yerinde bu tarz oluşumlara, bu tarz tecrit uygulamalarına, işkence uygulamalarına karşı çıkılır. Bakın, Guantanamo diyoruz. Guantanamo'ya dair dünya kadar bir külliyat var. Oradaki önüne gelen yargı mercileri farklı muhalif şerhleri oluşturdular. Aydınlar, yazarlar, kampanyalar düzenlediler. Buna dair doktrinde tartışmalar gerçekleşti. Ancak İmralı'ya dair böyle bir şey göremiyorsunuz. Ülke aydını buna yanaşmıyor. Mesela İngiltere'de sendikacılar, Almanya'da bilmem internasyonal gençler, bilmem İtalya'da belediyeler Sayın Öcalan'ın fikirlerini tartışırken, özgürlüğünü tartışabiliyorken, burada iktidarın dayatmalarına binaen veyahut da bunu mazeret olarak sunup Öcalan gerçekliğini tartışmamak kabul edilebilir bir durum değil. İmralı'nın durumu sadece şu haber alamadığımız 29 aylık bir süreye sıkıştırılmamalı. İmralı baştan itibaren böylesi bir konsept kapsamında kurgulanmıştı. Bunlar daha önce Sayın Öcalan'ın avukat görüşlerinde dile getirdiği ve bilinen şeylerdir. Bu yönlü bir hafıza tazelemeye ihtiyaç var. Sadece mektuplar değil, daha önce Sayın Öcalan'a farklı uygulamalar da söz konusu oldu. Bunlar ahime taşındı. Fiziki müdahale iddiaları vardı. Doğrudan zehirlenme iddiaları vardı. Ya bunların hepsi vahim nitelikte olan şeylerdir ama tecritin kendisi zaten vahim bir boyutta. Yani 29 aydır haber alamamamızın bunlardan geri kalır bir yanı yok. 25 Mart 2021'de bir telefon görüşmesi sağlandı Sayın Öcalan'a. Diğer müvekkillerimizin de protesto ettiği gerekçesiyle kullanmadılar bu aklını. Bunu da bilmiyoruz. Bunları savcılık makamı bize iletti. Bunlara itibar etmek durumunda değiliz. Gerçekliğini bilmiyoruz. Peki 25 Mart'ta bu telefonun niye yarıda kesildiğini biliyor muyuz? Hayır, bilmiyoruz. 25 Mart'tan sonra neler yaşandığını biliyor muyuz? 26 Mart'ta ne yaşandığını biliyor muyuz? Bundan bir yıl önce ne yaşandığını biliyor muyuz? Veyahut da şu an orada ne yaşandığını biliyor muyuz? Hayır, kesinlikle bilmiyoruz. Yani mutlak iletişimsizlik dediğimiz tam olarak odur. Yani şu an ne olduğunu bilmiyoruz. Olumlu ya da olumsuz. Hiçbir değer atfetmeksizin ben bunu söylüyorum. Mutlak iletişimsizlik dediğimiz hadise, literatürde incommunicado olarak geçen bu kavram tam olarak şöyle karşılığını bulur. Orada alıkonanlar ciddi bir yaşam riski altındadır. Çünkü ne içeriye ne dışarıya giriş vardır. Kendisine alıkoyanların kaderine, insafına terk edilmiş durumdadırlar. Tecrit ve işkence kavramını hissedebilmek gerekiyor. Yani daracık bir alanda 23 saatini tek başına geçirmek, anlamlı hiçbir insani temasa sahip olmamak ne demek? Bunu idrak edebilmek gerekiyor. Bu ciddi bir psikolojik işkencedir. Bu insanın bütün yetilerinin yok edilmesine dönüktür. Bu fiziki ve ruhen çürütmeye dönük bir hamledir. Ve günde bir saat bir araya gelecekleri temas, sohbet, diyaloglara da biz mahkeme kararlarından, aile ziyaret yasaklarına verilen gerekçelerden, disiplin gerekçelerinden anlıyoruz ki oraya müdahale ediliyor. Siz bu temasta muhabbet edemezsiniz. Şöyle voleybol oynayacaksınız, şöyle volta atacaksınız, sporda böyle duracaksınız. Buna dahi müdahale edildiğini görüyoruz. Ve bu bir baskı aracı olarak aile ziyaretlerine gerekçe sunuluyor. Şüphesiz bunun hedeflenen başka hukuki sonuçları vardır. Umut hakkına müdahale etmek, etki etmek gibi. Ancak bu bütün gününü hücrede geçiren bir kişinin diyalog kurabileceği bir saatine de engel olmak, bir baskı aracı olarak kullanılıyor. Mahkemenin vermiş olduğu bir umut hakkı tespiti var, karar var. Bu anlamda ihlali tespit etti. Buna dönük başvurular var. 25. yıldan sonra gözden geçirmen gerekiyor dedi. Şu an Türkiye'de buna dair bir mekanizma oluşturulmuş değil. Ancak bunun anlamı şudur. Sayın Öcalan'ın özgürlüğü hukuken gündeme gelmiştir. Hukuken bunun zemini oluşmuştur. Kapısı aralanmıştır. Ancak
Bu mutlak iletişimsizlik hali Türkiye'nin Avrupa Konseyi ile ortaklaşması, Ahim ve Spiti şahsında ortaklaşmasıyla mümkün olmaktadır. Elbet söz konusu hukuken bir olabilirlik gündeme gelmiştir. Ancak bunu hayata geçirecek olan politik ve toplumsal güç olabilmekle ilgilidir. Yoksa bu hukuka bir ayak diremek söz konusudur. Bunu sürece yaymak ve zamanla anlamsızlaştırma ihtimali söz konusudur. Bunu hayata geçirecek olan toplumsal talepleri yükseltmektir. Politik olarak güç olmaktır. Bu konuda bütün kamuoyunun da ilgili çevrelerinde hiç şüphesi olmasın. Biz hukuk usulleri el verdiğince bunları bütün şekliyle zorlamaya çalışıyoruz. Bütün mercilere başvurmaya çalışıyoruz. Bütün mekanizmaları devreye girmek için yeni yol ve yöntemler yaratma derdindeyiz. Bunu da imkanlar ölçüsünde çabalıyoruz. Sade bu değil. Müvekkilimizin özgürlüğünü talep etmek en doğal hakkımızdır. Bunun için de gereken diplomatik görüşmeleri gerçekleştirme çabası içerisindeyiz. Ancak dediğim gibi Sayın Öcalan'ın koşulları sadece avukatlarının, sadece ailesinin, sadece vasisinin sorunu olmadığı gibi, yani olmaması gerektiği gibi sadece Kürt halkının da sorunu değildir. Bütün Türkiye halklarının demokratikleşmesini isteyen, çözümünü isteyen herkesin sorunu olmalıdır. Bunu sadece bir politik görüş olarak söylemiyorum. İnsan haklarından yana olan, hukuki ilkeleri referans olan, evrensel norm ve değerleri kendisine ilke edinen herkesin de bunu bir şekilde sahiplenmesi gerekiyor. Herkesin İmralı cezaevinin lağvedilmesini talep etmesi gerekir.